Tekirdağ Devlet Hastanesi'nde gerçeğini aratmayan bir rehine kurtarma operasyonu vardı. Aslında bu bir tatbikattı ama gelin görün ki tatbikata katılan personel dahil olaya tanıklık eden herkes olayı adeta birebir yaşadı. Siz görüntüleri izlerken gerçekle tatbikat arasına gidecek, belki de gördükleriniz ve duyduklarınız karşısında kanınızın donduğunu hissedeceksiniz. Şimdi psikolog, polis ve özel güvenlik personelinden oluşan bir operasyon ekibinin rehin alınan hasta yakınını kurtarmaları sırasında yaşadıklarının kaydedildiği çarpıcı görüntüleri getiriyoruz ekranlarınıza. Cemal Bilge ve İrfan Demir'in özel haberi. Sana güvenmiyorum. Sana güvenmiyorum. Uzak dur. Uzak dur. Yaklaşma. Bana o silahı çekersen buraya sıkarım. Bırak. Bırakmam, o silahı indir orada. O silahı indir. Bunun kimseye faydası yok. O silahı indir. O silahı indir, bir daha söylemeyeceğim. Bırak bırak. Keskinlikle vuruyorsun. Sakin. Bugün Tekirdağ Devlet Hastanesi, izleyenlerin tatbikat ile gerçek arasında gidip geldikleri korku ve dehşet dolu anlara sahne oldu. Başhekimliğini operatör doktor Lütfi Çağatay Onar'ın yaptığı hastanede gerçeği aratmayan bir tatbikat yapıldı. Yaklaşma! Sakin ol! Uzak dur! Tamam, sakin ol! Uzak dur! Yaklaşma! Tamam. Sakin ol! Yaklaşma! Tamam. Uzak dur! Uzaklaş! Uzaklaş! Afetler başta olmak üzere her türlü olay karşısında hazır olmalarının amaçlandığı tatbikatların bugün Tekirdağ Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen bölümünün konusu ne depremdi, ne sel, ne de yangındı. Arkadaşı bırakalım! Uzak! Hiç kimse de buradaki sana müdahale etmeyecek. Hiç kimse sana bir zarar vermeyecek. Şu an neye ihtiyacın olduğunu anlamak için buradayım. Bugün yapılan tatbikatın enteresan bir konusu vardı. Konu, rehin adınan bir hasta ya da yakınının emniyetin ilgili birimlerine ihtiyaç duyulmaksızın silahlı bir kişinin elinden kurtarılmasıydı. Benim param vermedi. Biz buradan da para toplayıp sana para sağlayalım. Mesele para değil. Sözü fazla uzatmıyor, İrfan Demir'in özel haberini Cemal Bilge'nin görüntüleriyle sunuyoruz. Daha önce bu duruma çok kez karşılaştık. Bunun üstesinden geldik. Daha önce de dedim, polis gelmesin. Polis gelmesin! Tamam. Bırak o silahı. Polis gelmesin. Tamam, bırak o silahı. Polis gelmesin. Tamam. Bırak. Polisi çek. Tamam, polisi çek. Bırak. Çek sıkarım. Lütfen gelin. Polisi çek. Abi, polisi çek sıkarım. Polis çıksın. Polis çıksın. At elindekini. Polis çıksın. Teslim ol. Atmayacağım. Biraz daha beni zorlarsan sıkarım. At. Ona da sıkarım, ona da sıkarım. At elindekini. Benden uzak ol. Sakin. Benden uzak dur. Bunu kimseye polis gitmesin. Polis çıkar. At elindekini. Polis çıkar. Seninle konuşacaksan polis çıksın. Tamam. At elindekini. Tamam. Ben de konuşacağım. Zindir, silahı indir. Faydası yok bunun. Silahı indir. Silahı indir. At silahını, teslim ol. Bana o silahı çekersen buraya sıkarım. Bırak. Bırakmam, o silahı indir orada. O silahı indir. Bunun kimseye faydası yok. O silahı indir. O silahı indir, bir daha söylemeyeceğim. Bak sakin ol. Bana zarar vermeyecek diyorsun. Bak çekmiş silahı, görüyor musun? Doğrultmuş varlığı var. Ne demek zarar vermeyecek? Senin elinde silah var. Ne demek zarar vermeyecek? Bu çocuğun daha insan bebeği oldu. Ben bu çocuğu bıraksam da olacağım. Ben almayacaklar mı içeriye? Götürmeyecekler mi beni? Ben sana yardımcı ol. Yaşamıyorsun. Şu anda hiç kolay şeyler yaşamadığını görebiliyorum. Bak. Ben sana yardımcı olabilirim. Sana senin gerçekten buna bir ihtiyacın olmasın, şu an burada olmazdı. Sen bana yardımcı olamazsın. Gerçekten zor durumda olmasaydın, daha yeni bebeği olmuş birisinin canına da kastetmeye çalışmazdın. Annenin de öyle. Senin bebeğin mi oldu yeni? Evet. Senin bebeğin mi oldu? Evet. Desteğe ihtiyacın var. Arkadaşı bırak, konuşalım. Ben sana yardım edebilirim. Herhangi bir işte çalışıyor musun şu anda? Çalışmıyorum. Kimse beni kabullenmiyor. Herkes beni dışlamış durumda. Halbuki istesem pek çok iş bulabilirsin. Sen bunu yapamayacaksın. Bulamam. Denedim. Daha önce bunu çok denedim. Belli ki bir konuda yardıma ihtiyacım. Daha önce çok denedim. Düzgün iş aradım, buldum, gezdim. Yok. Kimse beni çalıştırmıyor. Kimse bana bir şey vermiyor. Çünkü herhangi bir destek almadın. Güvenebilirsin. Buradayım. Ben senin verdiğin sözlerde durmazsan çıkar çıkmaz biz seni bulurum. Emniyete kadar geçireceğim. Bul, ben buradayım. Eğer sen beni bulmazsan ben seni bulacağım. İş çünkü sen iyi bir insansın. İyi bir insan olmasaydın bunları yaşamazdın. Bak, bunu da bırakıyorsam sadece o çocuğun hatırınadır ha. Tamam, bırak. 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 Bırak.
Gel. Adam mı öldürdün? Sakin. Ses gelirken vuruyorsun. Sakin. Ne yaptık? Adama mı sıktın? Yardımcı olacağım ben sana. Nerede psikolog? Böyle konuşmamıştı. Nerede o psikolog kadın? Buradayım. Böyle mi konuştun? Böyle bir adam görmedim mi? Sakin ol. Neye sakin ol? Ben bu şekilde konuşmadım. Ses gelince vurmayacaktın. Destek olacaktın. Bırakın lan beni. Lan bırak. Lan bırak. Lan bırak. Bırak beni. Operasyon sonrası hastanenin idari ve mali işler müdürü Hüseyin Avni Yeniay tatbikatla ilgili şunları söyledi. Tedavi servisimizde yatmakta olan bir hastamızın yakını hastane personeli ve hastalardan bir tanesini rehin alarak eylem başlatmıştır. Burada güvenlik güçlerimiz ve ilgili arkadaşlar olay yerine intikal etmiş olup eylemi başlatan arkadaşa İkna çalışmaları başlatılmış olup sonrasında da kısa bir sürede ikna edilerek eyleminden vazgeçirilmiştir. Hiçbir can mal kaybı olmadan sonuçlanmıştır. Hocam merhabalar. Merhabalar. Siz tabibi midir gerçekten? Tekirdağ Devlet Hastanesi başı memnunum. Hastanemiz fizik tedavi servisinde bir rehin alma olayı yaşanıyor. Bununla ilgili müdahalelerimizi yapıyoruz. Güvenlik güçlerimiz de burada. Tamam, biraz bekleyelim. Şimdi olayın yaşandığı bölgedeki hastalarımızı güvenli yere aktarımını yapıyoruz. Evet, görüntüleri izlediniz. Gerçeklik duygusunun çok yüksek yaşandığı bir tatbikat yapılmış.